Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar Bitcoin'da günlükte yükselen tepe yapıldı. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bitcoin'da günlükte alçalan dip yapıldığında hani uyarmıştık düşüş gelebilir gibisinden. Şimdi de günlükte yükselen tepe yaptık. Hani bu olumlu bir sinyaldir arkadaşlar. Bir tepki yükselişi ihtimalini göz önünde bulundurabiliriz. Tabi bazı seviyelerin kırılmaması gerekiyor özellikle. Oraya da değineceğiz arkadaşlar. Mesela 40.500'de önemli desteğimiz var. Oraya gelelim arkadaşlar. Öncelikle grafiğimizde son durum bu. Bakın grafiğimiz güzel çalışıyor şöyle bakınca. Tek sıkıntı ne? Teyitsiz gidiyor arkadaşlar. Mesela e, şurada gördüğünüz gibi tek mumla bir çizgiden diğer çizgiye ulaşıyor arkadaşlar. Bakın üzerinde 4 saat kapatmıyor. Direktman gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra yapışıp kalıyor. Sonra bir daha tek mumla milimetrik bir şekilde ne diyordum arkadaşlar? 41.770 öyle değil mi arkadaşlar? Dün milimetrik bir şekilde 41.770'e iğneyi attık. Oradan satış geldi. Tabi e, dün videomda da bahsettim. Üzerinde 4 saat kapatacağız bu sarı çizginin. O zaman gri çizgiyi hedefleriz. Ama adi herifler direkt tek mumla da atabilir diye ifade etmiştim. Ve adiliğini yaptılar yani adiliğini yaptılar. Direktmen attılar 41.770'e. Ondan beridir de yatay bir piyasa görüyoruz böyle. Hani 1, 2, 3, 4, 4 tane 4 saatlik mumdur yatay gidiyor arkadaşlar. Yeni mum yeni açıldı da. Yani kabaca 4 çarpı 4 16 saattir yatay gidiyor. Ve şu anda da direncimiz 41.770'de hala. Normalde üzerinde 4 saat kapatması lazım. O zaman hedef ne olabilir? Arkadaşlar daha önce kutumuz vardı 42.700 seviyelerinde ama daha önce de dirençlerimiz var. Onları da çizmek istiyorum müsaadenizle. Mesela şu bölge direnç bölgesidir. Şöyle niye? Bakın burada dip yapmışız. Burada dip yapmışız. Destekmiş. Gördünüz mü? Ora kırılmış, düşüş gelmiş mesela. 42.120 seviyesinde İlk etapta orayı takip edebiliriz yani 41.770'i kırarsa 42.120'de direncimiz var ve daha sonra da e, kutumuz var bildiğiniz gibi o da 42.700 seviyelerinde 3 aşağı 5 yukarı oraları takip edeceğiz yükselişlerde biraz uzatalım arkadaşlar şöyle bakın silmiyoruz geçmişte çizdiğimiz şeyleri gelecekte karşımıza tekrardan çıkıyor. Yani önceki destek direnç haline geliyor arkadaşlar. Şimdi bu sarı çizgiyi değiştireceğim. Niye değiştireceğim? Mesela direnç noktasıydı orada değil mi? Şimdi bizim için son dip önemli arkadaşlar. Oraya kaydırıyorum ben de bu çizgiyi. Şöyle indireyim. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Niye böyle yaptık? Bakın hem buradaki dipler var. Hem de en son tepemiz var. Yani 40.500 seviyesinde bulunuyor. Oranın altında 4 saatlik kapanış gelirse o zaman tekrar tehlikeli olmaya başlar. 40.500 altına 4 saat kapatmadıkça da verdiğim dirençlere gitme olasılığımız var arkadaşlar. Yani sen diyelim bitcoin aldın buradan. Ne kadar zararı göz alıyorsun hemen bakayım sizin için. Şöyle %2.20 civarı zararı göze alıyorsun. Fazla bir şey değil. Yani ben şansımı denemek istiyorum diyorsan böyle yapabilirsin. Hani ben aldım, sattım dememe gerek yok arkadaşlar. Alım yapmak isteyenler için durum bu. Yani stop yapacağın seviye budur. %2.2 zararı göze alman lazım. Yükselişlerde de dediğim gibi 41.700 daha sonra 42.120 hedefleyebilirsin. Mesela diyelim ilk dirence gitti. Ne kadar yükselmiş olur? %1. Diğer dirence gitti mi? %1.80. Öbürüne gitti mi? %3. Öyle öyle gider. Sen ne yaparsın? Eğer altcoin alacaksan mesela Bitcoin'in 40500 altında 4 saat kapatmasını beklersin. O kapanış gelmedikçe elindeki altcoin'i tutarsın. Öyle hareket edebilirsin yani kendince. Yani arkadaşlar durumlar bu. Şimdi günlük grafiğe gidiyoruz hemen. Bakın günlükte yükselen tepe yapıldı burada. Bir tek o yetmiyor tabii ki. Ne demiştik arkadaşlar? Bir de Bollinger orta bandını kıracağız. O nerede mesela? O da 42.500 seviyelerinde. Bakın hemen hemen kutunun biraz altında hani bir ihtimal kutuya da gidebilir. Kutunun altında da günlük bollinger orta bandı var. Oradan da dönüş gelebilir. Yani biz bollinger orta bandını kıracağız. Mesela şöyle göstereyim size. Ee, şöyle yapalım. Bakın mesela düşüşlerde bollinger orta bandı ne kadar önemli direnç gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar önemli. Yani oralardan satış gelebiliyor. Dikkatli olmak lazım. E kırmayı başarırsa bir ihtimal üst banda doğru gider. Şu an üst band nerede? 47 bin dolarda mesela ama her gün eğim veriyor arkadaşlar. Mesela şu bölgedeyken şöyle yapalım. Diyelim buradaydık değil mi biz? Bollinger orta bandına daha gelmedik. Şurada Bollinger üst bandı neredeymiş o sıralarda? 57 bin Ulaştığında ta 51 bine kadar yani 6 bin dolarlık eğim vermiş arkadaşlar. Yani şöyle anlatabilirim. Diyelim yavaş yavaş yükseldi yükseldi. Bu Bollinger üst bandı eğim verecek tabii ki. Belki de 45 binlere eğim verecek. Örnek vereyim. Yani o şekilde de ilerleme olabilir. Ama dediğim şekilde 40.500'ü altında 4 saat kapanış gelirse de e, tuzak diyeceğiz arkadaşlar. Tuzak diyeceğiz. Şimdi günlükte diğer ortalamaları açalım. Şöyle. Günlükte de, de MA 100'ün üzerinde gün kapattık. Bakın bayağıdır biz bir haftadır orayı kıramıyorduk. En sonu üzerinde kapattık. Ee, sabah düşüş gelmiş arkadaşlar tam oraya rites gelmiş oradan tepkisini almış. Sırada MA21 var 41.874. Diğeri de 42.100 seviyelerinde. MA55 de 42.200 seviyelerinde. Bunlar direnç noktalardır arkadaşlar. Ee, yani bakalım nerelere doğru gidecek? En azından hani bir yükselen tepeyi yaptık neticede. Hani birazcık tehlike azalmış olabilir. Ama 40.500 kırılırsa da Bollinger alt bandına kadar gevşemeler başlayabilir günlük bazda. Şu an 37.750 seviyesinde. Yani neyi takip ediyoruz? 40.500. Kırılmadıkça sıkıntı yok. Kırılırsa dalga dalga yeniden düşüş başlayabilir. 37.700'lerde de Bollinger alt bandımız var. En kritik direncimiz şu an 42.500 seviyesinde. Günlük Bollinger orta bandı. Bu günlük dirençtir. Üzerinde günlük kapanış yapması lazım. Yani gece 3 üzerinde gün kapatması lazım arkadaşlar. Şimdi diğerlerine gelelim. Mesela 4 saatlikte işimi okuyor açayım arkadaşlar. Bakın 4 saatlikte de bulut direnç haline geldi gördünüz mü? Mavi kırmızının üstünde bu pozitif bir şey. Hani 41.770'i kırarsak 4 saat kapatırsak zaten bulutun da üzerinde 4 saat kapatmış oluyoruz. Hani bu da olumlu olabilir arkadaşlar. Bu da bir detaydır. Günlük grafiğe gidiyoruz. Günlükte de bulutun üst çizgisi bin, 42 bin seviyelerinde hemen hemen arkadaşlar. Oralarda da önemli direncimiz var. Diyelim bugün gidemedi, yarın gitti. Bakın bulut her gün eğim veriyor. Mesela yarın bulunduğu seviye 42.800 seviyesinde. Öyle öyle gider arkadaşlar. Bakın öyle öyle gider. Haftalığa bakıyoruz. Haftalığa aslında bakmamak lazım. Çünkü haftalık kapanışa epey bir var. Zaten Baksana programda bakmak istemiyor bir türlü yüklemedi niye böyle oldu? Niye takıldı birdenbire? Pardon arkadaşlar. Ne güzel gidiyorduk. Nazar mı değdi? Ne oldu? Yenilemek istiyorum ben sayfayı müsaadenizle. Şöyle. Tamam. Şura bakmayın arkadaşlar. Arada böyle şeyler olabiliyor. Şimdi günlük grafiğe gitmek istiyorum. Haftalığa bir bakmasak da olur. Şöyle yapalım arkadaşlar. Golden Ratio Fibonacci'ye yeniden değineceğiz. Tamam mı? Mesela geçmişten kıyas yapıyorduk değil mi? Son iki videomuzda. Şu an nereye gelmişiz mesela? Bakın yeşil çizgiye gelmişiz. Ve üzerinde gün kapatamadık. Yani burada da önemli bir yere geldiğimizi görüyoruz. Tamam yükselen tepemiz var eyvallah ama. Hani burada da yeşil çizgiye geldik. Dün ne dedik? Geçmişte yeşil çizgiye tekrar uğramış. Şöyle geçmişe gittik. Zaman yolculuğuna çıktık. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Mesela turuncu kırılıyor düşüyor. Turuncu kırılıyor düşüyor. Ondan sonra yeşil turuncuyu aşağıya kesiyor. Ve bitcoin turuncuya kadar yükseliyor. Yeşil turuncuyu aşağıya kesiyor. Bitcoin turuncuya kadar yükseliyor. Daha sonra bitcoin düşüyor yeşilin altına. Bitcoin düşüyor yeşilin altına. Bitcoin tekrar yeşile gidiyor. Bitcoin tekrar yeşile gidiyor. Aynen böyle ifade etmiştik arkadaşlar. Ve Geçmişte yeşile gittiğinde üzerinde birazcık takılıyor arkadaşlar. Bakın o da şey anlatıyor. Mesela eğer yükseliş devam ederse buradan Bollinger orta bandına gibisinden. Yani bakın birazcık üzerinde takılma payı var. Ama tekrar altında kapattığında da iyice teyit ediliyor düşüş arkadaşlar. Yani şimdi günümüze gelelim. Yani bakalım arkadaşlar direnci kırabilecek mi? Kırarsa üzerinde birkaç gün takılabilir geçmişe göre. Ama turuncu kırmaması gerekiyor arkadaşlar. Orası da 45.190 seviyesinde. Yani geçmişe bakınca geçmişe bakınca tekrardan turuncunun üzerinde kapatamıyor arkadaş. Oraya varmıyor bile. Yeşilin üzerinde biraz takılıyor, tekrar düşüşe geçiyor. Öyle düşünebilirsiniz ve bu esnada bakın buralarda aynı grafik arkadaşlar. Tepe alçılan tepe alçılan diye giderken şu noktada yükselen tepe yapıyor. Gördünüz mü? Ona rağmen Hani fazla gidemiyor tekrar düşüyor. Niye? İki günlük grafik diye bir şey var arkadaşlar. Bakın iki günlükte mesela şöyle oluyor durum. İki günlükte yükselen tepe yapamıyor. Öyle düşünebilirsin. Bakın burada gidiyor. Yatay yani dalga yapıları yok. Burada da aynı o şekilde. Bakın mesela iki günlükte yükselen tepemiz yok. Gördünüz mü? Yani günlükte yükselen trend var. iki günlükte de, de yükselen trend var. Yani demem o ki arkadaşlar. Ee, günlük bazda yükselen tepe yaptık ama tekrardan mesela yeşilin üzerine açsak bile altına atarsak sıkıntı olabilir. 2 günlükte düşen trendler de böyle hesaplanıyor. Mesela bakın günlükte yükselen trende geçir, geçtik. 2 günlükte 46600'ü kırarsak yükseliş trendine geçeriz. Yoksa şöyle dalgalanmalar olabilir bakın. Şöyle yani bu dalgalanmalarda günlükte yükselen tepeler dipler olur mesela. Burada da günlükte alçalan tepeleri dipler olur. Öyle düşünebilirsiniz. Daha büyük dalgalar var. Mesela şöyle pardon arkadaşlar anlamanız için söylüyorum. Bunları bir kapatalım. <laughs> Hep aynı şeyi yapıyorum. Kusura bakmayın. Tamam. Bakın arkadaşlar mesela şuralarda biz uyardık değil mi? Alçalan dipler geldi gibisin ama bu grafikte görünmüyor onlar. Bakın iki günlük grafikte görünmüyor. Gördünüz mü? Veya 3 günlüğe gidelim. 3 günlükte hiç görünmüyor. Bakın bu 3 günlükte bir trend var. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani 3 günlükte atıyorum e, o alçalan tepeler dipleri göremiyoruz biz. Şimdi bu grafiğe göre şöyle bir hareket görebiliriz. Mesela diyelim günlükte yükselen trenddeyiz ama şu şekilde de dalgalanmalar görebiliriz. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani geçmiş bize diyor ki Yükseliş devam edebilir diyor. Ama diyor günlükte e, turuncu çizgi kırmayacak diyor. Yani 45.200 seviyelerinde arkadaşlar. Ben şansımı denemek istiyorum diyorsan 40.500 altında 4 saat kapatmadıkça alırsın Bitcoin'i beklersin. Durumun özeti bu. 3 günlükte dead cross ne durumda? Bir değinelim. 3 günlükte hala aynı duruyor arkadaşlar. Bakın dip oluşumunu yaptık üç günlükte gördüğünüz gibi yani bir tepki ihtimali var tabii ki tekrardan gider mi kırmızı çizgiye? Ben kırmızı çizgide 43.500 seviyelerinde 600, 500 o bölgelerde yani geçmişte bakın bu üçgen üçgen yapıyor bildiğiniz bakın bu alt ortalama ile üst ortalama arasında üçgenler yapıyor görüyor musunuz sıkışıyor arasında ve ara ara üst çizgiye bir daha vuruyor bir daha alt çizgiye gidiyor vesaire. Yani arkadaşlar, bir daha 3 çizgiye gitme ihtimali var mı? Var tabii ki. Orası en önemli dirençlerden biri. 43.500 seviyelerinde. Yani buna göre hareket edebilirsiniz. 40.500 altına 4 saat kapattı mı temkinli gidersiniz. Bu olmadıkça da bir denersiniz şansını. Bir günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.